Herkese merhaba, yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bugünkü videom K-Influencer'dan 3. eğitim gelen ödev video ve konumuz Kore'de 4 mevsim. Şimdi tabi ben hayatımda hiç Kore'de bulunmadığım için 4 mevsimini kendi tecrübelerimden değil okuduğum bilgilerden aktarmaya çalışacağım. Ve oraya giden arkadaşlarımın anlatmasıyla orada bulunan arkadaşlarımın deneyimlerinden paylaşarak anlatacağım. Ay Allah, bir gitseydik herhalde, ben gittiğimde 4 mevsim 1 yaşarım diye düşünüyorum. Öncelikle tabii ki fiziki özellikleri, iklimi, hava durumunu çok etkiliyor. Onun için öncelikle bir haritaya bakmamız gerekiyor. Ben o arada bir bilgisayardan haritayı açayım. Şimdi size Kore haritasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi dünyadaki yeri tam şurada. Burada Pasifik Okyanusu var. Sarı Deniz da bu taraflarda. Burası Soğut. Yani Güney Kore burası. Burası North Korea. Şimdi tabi bilgileri aktaracağım ama biraz not aldım. Yani biraz dediğim bu kadar, bayağı bir not aldım. Çünkü eksik söylemek istemiyorum. Öncelikle fiziki yapısından bahsetmemiz gerekirse, Kore'nin güney ve batı kıyıları çok girintili, çıkıntılı ve fazla yarımada ve adacıklardan oluşuyor. Busan ve Incheon en büyük limanları onun içinde bu kıyılardaki. Doğu tarafı ise hep dağlık alanlarla çevrili. Yani orada girinti, çıkıntı yok. Hep dağlık. Ama bu dağlar çok yüksek de değil. En yüksek dağı 1915 metre ile Chirison Dağı. Batı bölümü ise ovalık, işte geniş alanlarla kaplı ve tepelerle kaplı diyelim. Tepeler, geniş alanlar ve ovalarla kaplı batı kısmında. Önemli nehirleri Noktan, Han, Incheon ırmakları olarak geçiyor. Zaten Kore'nin gelişmesindeki en büyük şey Han Nehri mucizesi diyorlar. Han mucizesi. Onun için Han Nehri onlar için çok önemli. Şimdi Kore'nin iklimine gelecek olursak, kışın karalardan esen soğuk rüzgarların, yazında Pasifik'ten esen rüzgarların etkisinde yazın muson iklimi daha çok görülüyor. Hani çok yağışlı geçiyor. Hani Haziran sonundan Temmuz sonuna kadar yağışlı oluyormuş. Hatta ben Naver'ı kullanıyorum direkt. Dağımı da kullanıyorum ama affedersiniz. Daha çok dağım değil, Naver'ı kullanıyorum. Naver'den zaten haftalık hava durumunu öğrenebiliyoruz. Ve hani o gerçekten o hafta, Haziran sonundan Temmuz sonuna kadar baktığım süreçte Naver'a hep yağışlı veriyordu Kore'ye. Hatta benim telefonum da Kore'ye ayarlı olduğu için hani işte hep böyle Kore'nin hava durumu geliyor ilk şeye. Ve işte hep yağışlıydı. Şu anda yağışlı gösteriyordu telefonum ben videoyu çekmeye başlamadan önce. Yüzey şekilleri iklimini çok büyük bir şekilde, ciddi şekilde etkiliyor. Muson rüzgarları sayesinde bitki örtüsü içerisinde tropikal bitkiler de yer alıyor Kore'nin. Yıllık yağış ortalaması 1270 milimetre. Sonbahar dönemi, yani Eylül ayındaysa güney kısmında daha çok tayfunlar görülüyor. Şu zamana kadar yapılan ölçümlerde en düşük sıcaklık ülkede ortalaması 3 santigrat dereceymiş. En yüksek sıcaklık ise 24 santigrat.
Video bir anda bitince son dediğin anlaşıldığıma tam emin değilim. Onun için orayı bir daha tekrarlayarak da dört mevsimini anlatmaya başlayacağım. Ülkede yapılan araştırmalara göre en düşük sıcaklık ortalaması 3 santigrat dereceymiş. En yüksek sıcaklık ise 24 santigrat dereceymiş. Şimdi Kore'nin dört mevsimine gelecek olursak, giden arkadaşlarından, orada bulunan arkadaşlarımdan ve okuduğum bilgilerden, tecrübe ettiğim kadarıyla sonbahar ve ilkbahar dönemi çok güzelmiş Kore'nin. Hani ne böyle çok sıcak, ne çok nemli, ne çok soğuk. Hani tam böyle gezilecek kıvamdaymış. Onun için daha çok sonbahar ve ilkbaharı tercih edin diyorlar. Şimdi ben o zaman ilkbaharından başlayayım. Zaten bu Asya ülkelerinde de çok önemli olan şey kiraz çiçeği ağaçları ve Kore'de festivaller ülkesi olduğu için kiraz ağaçları açtığı zaman çiçekleri açtığı zaman kiraz çiçeği festivali var. Hani bu festivali deneyimlemek istiyorsanız ilkbaharda eğer yolunuz düşerse Kore'yi hem o manzara eşliğinde şehri gezebilirsiniz hem de bu festivale katılabilirsiniz. Mart'ta 8 santigratla 10 santigrat derece arasında, Nisan'da 17-20 santigrat derece arasında, Mayıs ayında ise 22 ve üzeri 22 santigrat derece ve üzerinde sıcaklık seyrediyormuş. Kore'de yaz çok nemli ve yağışlı geçiyor. Zaten videonun başında da bahsettim. Muson yağmurları olduğu için Haziran sonundan Temmuz sonuna kadar ülke çok fazla nemli ve yağışlı oluyor. Bana Doğu Karadeniz'i anımsattı Türkiye'den. Hani Karadeniz bölgesinde doğu kısmı yazın hep böyle yağışlıdır, hep nemlidir. Tabii şimdi benim açımdan bakacak olursak ben nemli havayı çok sevdiğim için ve Trabzonlu olduğum için hani bir gün Kore'de yaşarsam eğer bunun benim için çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Nemli havaya çok alışkınımdır. Temmuz ve Eylül arasında ise işte tayfun alarmı alarmı oluyor. Ama daha çok Eylül ayında oluyor bu rüzgarlar. Sonbaharı ise işte bana biraz Ankara'yı anımsattı. Yani Ankara'nın kışına sanki benziyor. Kışı biraz daha bizim bu doğu illerimize benziyor Kore'nin. Eğer ki sonbaharda giderseniz uzun kollu veya ceket almanız tavsiye ediliyormuş. Çünkü yani bu tarz kısa kollularla dolaşmak imkansızmış. Eylül'de 20 santigrat derece civarlarında, Ekim'de 19-12 santigrat derece, Kasım'da ise 10 santigrat ve 6 derecelerde geçiyormuş. Hava durumu işte sabahleyin soğuk oluyormuş, öğleden sonra ılık ve akşama doğru gene soğuyormuş hava. Kore'de kışa gelecek olursak, Kore'nin kışının çok sert geçtiğini duydum. Yani hatta bir kere arkadaşım -40'a indi demişti hava. Ben inanamamıştım. Yani ama çok sert geçiyormuş zaten. İkliminde de kışın karalardan esen soğuk rüzgarlar olduğu için o soğuk rüzgarların etkisiyle de bayağı sert bir kışı var Kore'nin. Eğer ki ben nereden okudum derseniz bu bilgileri Kore Turizm Organizasyonu şöyle bir broşür vardı Kore'yi tanıtan. Hani şu an piyasada çok şey yok. Bunu da ben yabancı kitap satan bir ya kitapçıdan almıştım. Bayağı içi bilgilerle dolu yani hemen zaten iklimi mevsimlerini anlatıyordu kitap. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Umarım bir gün Kore'den bu videoyu daha güzel bir şekilde dört mevsimini yaşaya yaşaya